Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı oldukça pratik börek tarifim var. El açması bir börek, oklavasız ve merdanesiz bir şekilde hazırladım arkadaşlar. Yapım aşaması oldukça pratik bir tarif. Videomu izlediğinizde sizler de hemen yapmak isteyeceksiniz. Tek tek açmakla uğraşmak yok arkadaşlar. Sizleri bekletmeden tarifimin hemen yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle hamurumu hazırlıyorum. Bunun için karıştırma kabımın içerisine bir tatlı kaşığı dolusu şeker, bir tatlı kaşığı dolusu maya ve 3 su bardağı suyumu içerisine ekliyorum. Kullandığım su normal oda ısısında su arkadaşlar. İsterseniz süt ile de hazırlayabilirsiniz. Biraz karıştırıp mayamın erimesini sağlıyorum. Mayam ve şekerim biraz eridikten sonra içerisine unumu ilave ediyorum. Toplamda 8 su bardağı un kullandım. Öncelikle 3 su bardağı unumu ekliyorum. Unumu eleyerek ekledim. Farklı bir kabın içerisine unumu elemiştim. İçerisine ekliyorum. İlk etapta 6 su bardağı un ekledim arkadaşlar. Daha sonra hamurumun kıvamına göre un eklemeye devam ettim. Toplamda da 8 su bardağı un kullandım. Un kalitesine göre gerçekten çok fark ediyor. Kesinlikle sizler de hamurunuzu yoğururken ununuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurun kıvamını ayarlamak için. Şefim de hamurumu güzel bir şekilde yoğuruyorum. Hamurumun kıvamı biraz daha cıvık geldi. Bunun için un ekliyorum. Unumu ekleyerek tekrar hamurumu yoğuruyorum. Hamurum ele yapışmayan yumuşak bir kıvama gelene kadar un eklemeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi artık elime yapışmıyor çok fazla. Bu kıvama geldikten sonra yeterli demektir. Tezgahımın üzerine bir miktar un serptim ve hamurumu tezgahımın üzerine alıyorum. Bir miktar da burada yoğuruyorum. Hamurumu kıvam alması için bir miktar da burada yoğuruyorum. Çok fazla un eklemeyin arkadaşlar. Hamurunuzun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Eğer elinize yapışmıyorsa yeterli demektir. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum ve bu şekilde uzattım. Daha sonra bezelere ayıracağım. Toplamda 15 adet beze çıkarttım. Hamurumu hamur kesme aparatı ile 15 eşit parçaya ayırıyorum. Hamurlarımı kestikten sonra artık bezeleme işlemine geçiyorum. Bu şekilde güzelce bezeleyip uzun hamurlar elde ediyorum. Bütün bezelerimi bu şekilde hazırlayıp bir kenara alıyorum. Önceden eritmiş olduğum tereyağımı bu şekilde süzgeçten geçirerek borcamımın içerisine döktüm. 100 gram tereyağı kullandım. 1 su bardağı da sıvı yağ kullandım.
Kullandığım bardak ölçüm 200 mililitre. Bu şekilde fırça ile güzelce karıştırıyorum. Daha sonra hamurlarımı içerisine koyacağım. Hamurlarımı yağ batırıyorum. Her yerini güzelce yağlıyorum. Ve içerisine koyuyorum. Güzelce her yerini yağlayalım. Bütün hamurlarımı bu şekilde yağlayarak borcamımın içerisine diziyorum. Gördüğünüz gibi toplamda 15 adet beze yaptım. Hamurlarımı bu şekilde dizdikten sonra borcamımın üzerine streç film ile kapatacağım. Filmle üzerini kapatarak hamurumu 20 dakika dinlendiriyorum. Hamurum dinlenirken ben de patatesli iç harcımı hazırlıyorum. İsterseniz peynirli veya kıymalı da hazırlayabilirsiniz. 3 adet orta boy patatesimi önceden haşladım ve artık iç harcımı hazırlıyorum. Bunun için tavamın içerisine yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı aldım. Bir adet de yemeklik doğramış olduğum soğanlarımı içerisine ilave ediyorum. Soğanlarım pembeleşinceye kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Soğanlarımı karıştırarak pembeleşinceye kadar kavurdum. İçerisine artık salçamı ve baharatlarımı ilave edeceğim. Bir yemek kaşığı dolusu salça kullandım. Bir yemek kaşığı dolusu salçamı da içerisine ekliyorum. Bir miktar daha kavuruyorum. Üç adet orta boy patatesimi patates ezici ile ezdim. İçerisine ilave ediyorum arkadaşlar. Bir miktar daha karıştırdıktan sonra artık baharatlarımı içerisine ekleyeceğim. Damak tadınıza göre istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı tuz kullandım ama tuz miktarını artırabilirsiniz. Tuzu biraz az gelmiş arkadaşlar. Yarım çay kaşığı kadar pul biber, bir çay kaşığı kadar kırmızı toz biber, tatlı biber kullandım. Bir tatlı kaşığı kadar da nanemi içerisine ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık patatesli iç harcım hazır. 1-2 dakikada bu şekilde kavurduktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Patatesli iç harcımı hazırladım. Ocağımdan alıyorum ve bir kenarda soğumasını bekliyorum. Bu arada hamurlarım da zaten oldu. Bezelerimden bir tanesini zaten alt kısmı yağlı olduğu için üst kısmını da yağ batırarak tezgahımın üzerine alıyorum. Elimle bu şekilde güzelce açıyorum. Kesinlikle oklava ve merdaneye gerek yok arkadaşlar. Elinizle istediğiniz kadar büyütebilirsiniz hamuru. Hamurumu uzun bir şekilde açıyorum. Açabildiğim kadar incelikle açmaya dikkat ediyorum. Hamurumu uzun bir şekilde açtım. İstediğim inceliğe getirdim. Artık patatesli iç harcımdan içerisine serpiyorum. Ben bu şekilde her yerine serperek sardım. İsterseniz bir kenarına koyarak da böreğinizi sarabilirsiniz.
Patatesli iç harcımı da koydum. Kenar kısmından yani uzun kenarından başlayarak böreğimi sarmaya başlıyorum. Bu şekilde rulo haline getiriyorum. Gerçekten o kadar kolay bir börek yapımı ki arkadaşlar, sizler de hemen yapmak isteyeceksiniz. Hamur açmayı bilmeyenler özellikle bu tarifle istediğiniz kadar güzel börekler. Bu şekilde yuvarlak fırın tepsisi kullandım. Fırın tepsimin alt kısmına yağlı kağıt serdim arkadaşlar. İsterseniz sermeyebilirsiniz. Hazırlamış olduğum böreğimi orta kısmından bu şekilde sarıyorum. İkinci böreğimi de yine aynı şekilde üzerine sarıyorum. Bu şekilde sararak böreklerimi devam ediyorum. Tekrar sizlere bir tane daha göstermek istiyorum. Bezelerimden bir tanesini iki tarafında yağlayarak tezgahımın üzerine aldım. Elimle bu şekilde büyütüyorum. Uzun bir şekilde büyütüyorum hamurlarımı. İstediğim inceliğe getiriyorum. İstediğim inceliğe getirdikten sonra içerisine patatesli iç harcımdan serpiyorum. Ve uzun kenarından başlayarak böreğimi sarıyorum. Böreğimi sardım. Bu şekilde uzatıp aynı boyuta getirebilirsiniz hepsini. Biraz daha inceltebilirsiniz. Daha sonra bu şekilde tepsime diziyorum. Uç kısımların alt kısmına sıkıştırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi böreğimi hazırladım arkadaşlar. Hamur yoğurma kısmını ve patatesli iç harcını hazırlama kısmını, ayrıyeten pişirme kısmını çıkarttığımızda bu böreği hazırlama sürem sadece yarım saatti. Yani yarım saatte elimle açarak bu böreği hazırladım. Bir tepsi böreği yarım saatte yaptım arkadaşlar. Yapım aşaması oldukça kolay. Kesinlikle hiç vaktimi almadı açma kısmı. Sadece hamur yoğurma kısmı ve iç harcını hazırlama kısımları. Bunlar biraz vaktinizi alabiliyor. Ama açma kısmı kesinlikle sadece yarım saatimi aldı. Fırınımı önceden 180 derecede ısıttım ve fırınımın ikinci rafında böreğimi pişirdim. Alt kısmı ve üst kısmı kızarıncaya kadar fırınınızda bekletin arkadaşlar. Bu arada herkesin fırınının pişirme süresi farklıdır. Kendi fırınınıza göre ayarlamanızı tavsiye ederim. Böreğim çok güzel bir şekilde kızardı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi sizlere bir dilim alıp iç kısmını göstermek istiyorum. Çok güzel, el açması bir börek. Sizi yormayacak, vaktinizi almayacak, kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Videomu izlerken beni nereden takip ettiğinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Eğer istediğiniz özel bir tarif varsa yine belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı da kesinlikle unutmayın. Yeni videolarımdan ve yeni tariflerimden ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup zil sesini açmayı da unutmayın.